Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Hatip 9. sınıf. Arapça ders kitabını tercüme etmeye kaldığımız yerden 49. sayfadan devam ediyoruz. Da alamete sah, doğru işareti koy. Nereye? Emamel cümleti sahihati, doğru cümlenin önüne. Nasıl? Müsteinen, yardım alarak, faydalanarak. Nereden? Bir su var. Fotoğraftan, fotoğraflardan faydalanarak. Kemafil misal, misalde olduğu gibi. Evet, buraya manasını yazacağız şimdi. Evet, bu şekilde örnekte olduğu gibi fotoğraflardan faydalanarak doğru kelimenin önüne doğru işareti koy. Evet, fotoğrafa göre burada zaten yapılmış. Hum ya'melun. Onlar çalışıyorlar. İki kişiden fazla olduğu zaman 3, 4, 5 hum diyorduk. Burada evet 6, 5 kişi var. Hum ya'melun. Onlar çalışıyorlar. Burada da ne diyeceğiz? 3 kişi. 3 ve 3'ten fazla olduğu zaman ne diyorduk? Hum. Şöyle şu işareti koyalım. Doğrudur işi. Bunu temsilen. Buraya bunu koyabiliyoruz anca. Evet. Hum yeşterikun demeyeceğiz. Yanlış olur. Niçin? Çünkü burası, bunlar müennes. Bu müzekker için geçerli. Hünne yeşterikne. Bunlar ne yapıyorlar? Abone oluyorlar veya katılıyorlar o manada. Evet. Ente tedrus. Sen ders çalışıyorsun. Hü olmadığına göre muhatap. Burada enti telabin. Şu da var mesela ama burada tek bir kişi olduğu için enti telabin, sen oynuyorsun manasında. Nahnu nektub. Müzekker ve müennes için nahnu değişmiyor. Nahnu neşrab. Biz çay içiyoruz. Olabilir. Biz içiyoruz. Ne ama? Çay veya kahve. Evet. Bu şekilde. Nahnu nektub. Nahnu neşrab. Devam edelim. Kevvin cümelen. Cümleler oluştur. Nasıl? Müfiden. Faydalı. Müsteinen, yardım alarak. Bima beynel kavseyn, iki parantez arasından yardım alarak. Ve gayr, değiştir. Ma yelzem, gerekeni değiştir. Thumme qra'ha, sonra oku. Kemafil misal, örnekte olduğu gibi. Evet, önce şurayı bir yazalım manasını, sonra bunları okuyalım. Evet, burayı da bu şekilde tercüme ettik. Parantezden faydalanarak anlaşılır bir cümle yaz. Gerekeni değiştir. Sonra örnekte olduğu gibi oku. Gayr, değiştir. Ma yelzemi. Şimdi burada ne olmuş? Önce sonra geliş, karışmış. Burada bir değişiklik yap. Ne gerekiyorsa. Burada o manada. Gayr, ma yelzemi. Ne gerekiyorsa öyle bir değişiklik yap manasında. Devam ediyoruz. El ummal ya'melu varşe. El ummal ya'meluna fil varşeti. Evet. El mudiratu tektubu fi mektebetin. Bu şekilde olacak. El müdiratu, bayan, müdir, tektubu olur. Müennes olduğu için o yazıyor. Nerede? Fi mektebetin, kütüphanede. Et talibatu yedrusne fis saffi. Evet. Et talibati yedrusne. Burası fiili muzari, cemi muennes, gaibe. Talibatu. Karşılığı yedrusuna gelirse müzekker için olur. Yedrusne. Fissaffi. Tabibatu ya'melne. Aynı vezin. Yedrusne. Ya'melne fil müsteşfa. Manalarını söyleyelim. Şurada burayı söylemiştik. Kız öğrenciler sınıfta ders yapıyorlar. Ders çalışıyorlar veya ders görüyorlar. Yedrusne. Doktorlar ya'melne fi müsteşfa, hastanede çalışıyorlar. El müslimune yectemi'une. Bak burası müennesti, bura müzekkire dönüştü. O zaman burada yectemi'ane değil de yectemi'une oluyor. Fil mescid veya fi mescid. Müslümanlar mescitte toplanıyorlar. Yectemi'une. Evet arkadaşlar, bu şekilde. El ummalu ya'melune fil varşeti. Burada fi var mıydı? Yoktu ama cümlede gerektiği için buraya fiil konmuş. Burada normalde yok. Düzgün de bu şekilde yazılmış oluyor. Devam ediyoruz. Kevvin, oluştur. Niyi, cümelen, cümleler. Müfideten, faydalı. Yani anlaşılır.
Nasıl? Müsteinen, yardım alarak. Bima beynel kavseyin, iki parantez arasından. Gayr ma yelzemu, ve gayr değiştir, ma yelzemu gerekeni. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi, şu örnekte nasıl ki değişiklik olduysa burada değiştir ve faydalı, anlaşılır bir cümle oluştur. Bakıyoruz. Önce manasına bir bakalım tekrar. Parantezden faydalanarak anlaşılır bir cümle yaz, gerekeni değiştir, sonra örnekte olduğu gibi oku. El mühendisune ya'mel el masna. Şimdi bunlardan buradan var, cemi var, fail. Ama ya'mel ne olmuş? Ne olarak gelmiş burada? Müfret. Bunun da cemi olması lazım. Evet, o zaman bir de zamir getirilecek başına. Hum ya'meluna fil masna. Hum ya'meluna fil masna. Evet, buradaki mühendis fail ne yapılmış? Buraya vav nun maddesi olarak cemi olunca oraya geçmiş. Onlar oluyor. Hum olunca onlar. Mühendis yazmaya gerek olmuyor. Şu şekilde söylemeyiz. Hum ya'melun mühendisun. O zaman iki tane fail bir araya gelmiş olur. Yanlış olur. Hum ya'meluna fil masna. Burada hum yektubun fil medrese. Hünne yefhasne fil el merda. Hünne yefhasne el merda. Onlar bayan doktorlar kastediliyor. Hastayı muayene ediyorlar. Hum yectemi'une fi Mekke'te el mukarremeti. Onlar Mekke mükerremede toplanıyorlar. Onlardan maksat hüccac, hacılar. Hum yectemi'une fi Mekke'te el mukarremeti. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Ecri temrin, temrini, alıştırmayı yap. Kema fil misal, misalde olduğu gibi. Evet, hemen. Hel Süleyman ve Hadi ve Aziz yektubun esma'ehum. Süleyman, Hadi ve Aziz isimlerini mi yazıyorlar? La, hayır. Hum la yektubun esma'ehum. Hayır, onlar isimlerini yazmıyorlar. Hel Leyla ve Ayşe ve Tahir, Tahira yektubun esma'ehunne. La, hunne la yektubun esma'ehunne. Hayır, onlar isimlerini yazmıyorlar. Hel Uthman ve Aliyun ve Muhammed yedrusune durusehum. Osman, Ali, Muhammed derslerini mi görüyorlar? Bu soruyu, bunu menfiye çevireceğiz. La hum la yedrusune durusehum. Buraya çok benziyor. La hum la yedrusune durusehum. Hel Hafsatu ve Fatimatu ve Eminatu yahfazna eş'arahunna. Evet. Ne diyeceğiz? Hel şey la hunna la yahfazna eş'arahunna. Hel Hatice'tu ve Seher ve Zeynep yahrucna min buyutihinne. La hunna la yahrucna min buyutihinne. Hatice, Seher, Zeynep evlerinden çıkıyorlar mı? Ha, şuranın manası söyleyelim. Hafsa, Fatıma ve Emine yahfazna eş'arahunna. Saçlarını muhafaza ediyorlar mı? Yani saçlarını örtüyorlar mı? Başörtüsü takıyorlar mı bu manada? Burada evlerinden çıkıyorlar mı? Hayır, çıkmıyorlar. Hel Abdülkadir ve Fatih ve İrfan yahrucna min buyutihinne. Hum la yahrucna min buyutihim. Onlar evlerinden çıkmıyorlar. Hel Tayyip ve Aziz ve Salih yahuduna libasahum. La hum la yahuduna libasahum. Evet, bu şekilde. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Videoyu tekrar geri alıp dinleyebilirsiniz. İstemi, sen dinle ve a'id, tekrar et. Thümme teemmel, sonra düşün. Ni manahu, manasını düşün. Men allemeni, kim ki bana öğretirse, ni harfen, bir harfi, sırtu lehu, onun için olurum. Olduğum da, biz buna olurum diyelim. Türkçe karşılığı o şekilde oluyor. Abden, bir kul olurum, köle olurum. Bana kısaca bir harf öğretene köle olurum. 40 yıl diye de var. 40 yıl köle olurum diye. Evet, kelam cemil, güzel bir kelam. Bunların manasını da verelim. Şurayı önce bir yazalım. Evet, bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Bu şekilde.
Evet. Yektubune. Evet arkadaşlar, 51. 50 ve 49. sayfalarda bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.